çekiciyle taşınanlar, metrobüs yolunu yürümek zorunda kalanlar. 15-20 kilometrelik yolları yürümek zorunda kalacaklar. Hiçbir araç yok. Servisler çalışmadı. Kara gömülen ve kayan araçlar. Gördün bak. Al. Al gördün. İstanbul'u etkisi altına alan kar hayatı durma noktasına getirdi. Başka dermanım yok şu an. Öyle ki kar küreme araçları dahi görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgelerde ilerleyemedi. O İBB'nin kar küreme aracı o dahi yolda kaldı. Tuzlama yapamıyor. Aşağıdan araçlar çıkamıyor. Yol aşağıda kilit. Mescid-i Selam'dan şu an buraya kadar yürüdüm. Yaklaşık 12 kilometre yürüyüp evime gitmeye çalışıyorum. Sürücüler, özellikle de motokuryeler zor anlar yaşadı. Yol kapalı, gidemiyoruz anlayacağın. Paketi veremiyoruz. Bak ah, araç kaydı geliyor, arabaya bana çarpacak. Bak gördün mü? Bak. Ah. Ah gördün mü? Hadımköy'de metrobüse gitmek isteyenler araç bulamayınca yürümek zorunda kaldı. Evet beyler görüyorsunuz Hadımköy yolu kapalı. Millet 20 kilometre yolu yayan gitmeye çalışıyor. Yollar kapalı. Arkadan gelenler var. Yarım metre kar var. Başakşehir'deki İETT Kayaşehir otobüs durağı kara gömüldü. Dün saat 2'de bu tarafa, gündüz 2'de bu tarafa belediye namına hiçbir şey yok. Bütün yollar bu şekil. 2 saatten beri otobüs bekliyor. Otobüsler burada yatıyor. Evet. Otobüslerin hepsi burada yatıyor. Hepsi yatıyor. 1 saatten beri otobüs bekliyoruz. Şişli Mecidiyeköy'de bir vatandaş yetkililere bu sözlerle tepki gösterdi. Bir saatten beri otobüs bekliyorum. Otobüslerin hepsi yatıyor burada. Çıkamadı abi. Abi nasıl çıkamıyor ya? Ellerim kollarım dondu. Aha bakın ben ellerim kollarım dondu. Abi çıkartın otobüsleri. Allah aşkına bak bütün bu millet mağdur. Kardan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Arnavutköy'de yürümekte güçlük çekenler çekiciyle taşındı.